Bir tane kadını hiç unutmuyorum. Geldi bana dedi ki ya dedi Okan dedi ya. Seni hiç seyretmiyorum ya dedi. E tamam lan dedim. Bende ne var yani? Hani bunu bana niye anlatıyorsun? Ay seyredemiyorum seni dedi ama avaz avaz bağırıyor bir kafede. Ondan sonra tamam dedim ben yani. Hiç seyredemiyorum ya dedi filan. E tamam dedim. Ya, bazen bir belgesel filan dedi. Sonra hiç bunları söyleyen o değilmiş gibi dedi ki neydi o kız? Senden bahsediyor. Bir gün önceki programı söyledi. Bütün programı anlattı bana. Anını kaçırmamış. Kadın gelmiş. Seni herkes seyret. Sen herkese mal oldun. Fakat şimdi ne oldu da artık bize mal olmak istemiyoruz? Yani anladım. Mal bak, olmak istemiyoruz. O kadar zekisin. Bak. Bak. Hadi be. İnanılmaz bir şey. Yani o kadar hızlı anlıyor ki. Değil mi? Siz de fark ettiniz. Evet. Sırtı açık, sırtı açık. Sırtı açık. Sırtı açık, sırtı. O kadar, sırtı. Çünkü benim de o kadar sırtım açık. Sırtım açık çünkü sırtım gözükmüyor. O yüzden açık. Bana, nasıl ya? Bana benim oradan... de nerelerim gözükmüyor hayır. Bu programda. Nefes ben de oraları için. Açayım mı? Hayır. Ha? Nefes almak için. Sırttan nefes, nefes almak sırttan için. Sırttan nefes alıyorsun. Evet. Of tamam. Mükemmel. Program başlıyor. Evet. Ben de sebepleniyorum. Ya benimle kahve tokuşturuyor şimdi de. Peki kahve tokuşturalım. Yeni mi? Ne oldun? Aa. Bu kadar kapandın da ne oldun? Yani eline ne geçti? Tedbire elden bırakmıyorum çünkü sizin için. Çok teşekkür evet. ederim. Çünkü daha önce maceralarımız evet. var biliyorsunuz. Evet. Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan direkt kendisini hedefleyen, neyin hedeflendiğini herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur. Ekranlarınızın ayarlarıyla oynamanıza gerek yok. Gerçekten öyle. Ve Radyo Televizyon Üst Kurulu tarihinde cezanın eşiğinden dönen bir programımız var kendisiyle beraber. Ha? Kim açtı? Açma diye demeyelim, açma demeyelim. Ya bir şey mi açıldı? Hayır, ben açtım. Açılmadı. Açma demeyelim. Yine benim başımı belaya sokmayın. Sibel Meriç'in katıldığı bir programımızda kendisini kapatamadığımız için. O bir kazaydı ama. Kapatamadığımız için bidon koyduk. Bidon koyunca Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun resmi yazısında sunucu bidon koymak suretiyle iyi niyetini ifade etmiştir diye bir resmi yazı ve bu bir televizyona geldi bu yazı. Yani yazı aynen şu. Dünyada bir enstantanedir. Yani sunucu bidon koymak suretiyle iyi niyetini ifade etmiştir. Peki bidon ne arıyor? Yani stüdyoda bidon ne arıyor? Çünkü biz Sibel Hanım her geldiğinde bir bidon hazırlıyor. Su içiyorum. Çünkü kendisi ilk programımıza geldiğinde kırba gibi içti. Eskiler söyler kırba gibi içmek derler. Ama güzelliğime buna mı borçluyum biliyorsunuz? Evet, bu güzelliğini. Yani sürekli su içiyor. Diyor ki su. En sonunda ben Kanal D'nin mutfağından çalışanların mutfağından bidon buldurdum. Yeter ulan diye bidonu getirdik koyduk. Sonraki programda da bidon hazırlığı yaptı kendisi için. Ama o bidon başka bir işe yaradı. Cezayı. Normal bidon. Engelli. Don değil bidon. Bidon. Ben hep evet. onu başka bir şey anladım. Çok güzel espri. Evet. Maceralarım var. Ya, belki içeriği var. Belki efendim, detayları ama, var. Hayır, onları bile söylemeden başka sen şey. Sıkılıyorsun. Hayır niye sıkılayım? Bana geldiğinde bir tane şarkın vardı. Hı-hı. Zaten şarkından bahsetmek kaç saat sürer ki? Ya hayır onda bile sıkılıyorsun. Tahammülün yok. Bak benim 3 dakika sürdü mesela. Hayır tahammülün yok. Olmuş, neden işten bahsetmeyeyim? Evet. E niye beyefendiyi yarım saat dinledim? İşte bilmiyorum yani. Öteki elle estiriyorsun beni sürekli. Ki gözü öteki elle evet. Bu çok ağır çok bir şey. Ağır. Yani bu bir de... Evet, hiç etik değil. Kayıt. Etik değil. Hiç ne değil? Etik değil. Neyse burada T'yi söyledi evet. Etik değil. Öbür o kelimeyi söyleyemiyor. Yani dişlerde orada bir problem var. Neydi o? O kelime neydi? Bazı harfler bir araya geldiği zaman yutulabiliyor. Onu biz yutmuyoruz. Onu yutan sensin. Dişlerin yüzünden. Hayır yutulabiliyor. Hangi kim yutuyor? O neydi o kelime? Beyaz yutuyor. R'leri yutuyor. Beyaz R'leri yutuyor. Ondaki başka bir hastalık. Tanzanya canavarı yutuyor.
çıkan. İlk Tazmanya defa bir konuşmada canavarı. Beyaz ve Tanzanya canavarı bir araya geldi. Neden dolayı bir araya geldi? Evet. O da yutuyor o yüzden. Beyazı ve Tanzanya canavarını saygıyla ve sevgiyle anıyoruz bu programımızda. Hem Tanzanya canavarına hem Beyaz Öztürk'e selamlar, sevgiler söylüyoruz. Evet. Gelsin derimizi rahatlayalım Allah aşkına. Hayır, şöyle bir dakika ya. Lütfen, lütfen sakin olalım. Ama bu tabii kolay bir şey değil. Ayıptır, şudur, budur filan diye yavaş yavaş konuşmayı öğreniyoruz. Bunlar nasıl çocuklarla yapıyoruz? Hani ilk pati pati böyle ilk hareketlerde alkışlıyoruz. Okancım pardon. Su mu gerekiyor? Sen suyumuzu içeceğiz, evet. Şimdi artık daha fazla buradan bir yere gidemeyeceğimiz için sizin bölümünüzü kapatmak zorundayız. Allah da benim belamı versin böyle kapalı boğazlı geldim diye. Evet tabii ki ama işte bu artık şimdi böyle, evet. Aramızda bir tek Ender Balkır göğsünü açmış, onun dışında. Yani bugünün değil mi tek dekolte sanatçısı, türkü üstadı Ender Balkır. Evet, yürü be. Bravo. Peki. Şarkılar dinliyoruz. Dinlemeye de devam edeceğiz değerli misafirlerimde. Blurlanmana imkan yok çünkü. Çünkü yani senin için büyük. Yapılmış bir blur yok. Blur genelde daha küçük şeyler. Mesela işte sigarayı blurluyorlar değil mi? Alkolü blurluyorlar. Ama ama o blur, öyle bir blur yok teknolojik olarak. O da inşallah televizyon tarihine Sibel Meriç Blur'u olarak geçecek. Geniş şöyle bir blur olacak. Pekala. O zaman orkestraya işaret veriyoruz ve törenle bidon geliyor. Evet, bidon geldi. Şimdi problem şu. Artık her şeyi blurladığımız evet. Bu dönemde bidonu da blurlamak zorunda kalıyoruz. Ama biz bidonu blurlamadık. Ne yaptık? Bunun adı neydi? Alüminyum folyo. Alüminyum folyalamak diyoruz. Folyolamak diyoruz. Alüminyum folyolu. Ama ihtiyacınız kalmadı ki. Olsun. Ama adetten. Adetten. Programa böyle de. Diğer şeyi de alayım. Bunu bütün kanallara tavsiye ediyorum. Evet. Blurlamayın, alüminyum folyolayın. Mesela bakınız, ben de biraz kilo alınca bana da gerekiyor. İnanılmaz fit duruyorsunuz. Nasıl duruyorum? Formun nasılsınız? Bir de servi boyunda da değilsiniz. Yani, servi boyunum hani, değil miyim? Değilsiniz yani bu kilolar, kaloriler nereye gidiyor? Gerçekten ben şoktayım şu an. Siz ne zaman kalkarsınız? Bir yürüme var, bir yürülüyor. Hayır, inanamıyorum şimdi bakın, şu an. Her şeyi alüminyum folyolayabiliyoruz. Bunu da şey mesela çok konuştu mesela birisi. Alüminyum folyolayacağız. Bana. Sizin için, evet. Bana birazdan, evet, bana birazdan. Alüminyumla beni. Evet. Sen bidonla devam edeceksin. Bidondan böyle fırsat buldukça. Peki, şimdi. Bir şarkınız vardı son bana geldiğiniz, neydi? İsteseydim. Garanti vermezdim. Bir de onlanırdım. Neydi? Bilseydim garanti vermezdim. Bilseydim garanti vermezdim diye. Günümüz aşklarına da gelsin. Günümüz aşklarına. Bu da, bunda da çok güçlük çekiyoruz. Bilseydim garanti vermezdim. Yani bu tamamen entonasyonla ilgili bir şey. Yani bilseydim. Bir başka entonasyonla söylersen Sarap çok dikkat et. Mahvoluruz. O zaman ağzımıza folyo şey yapıyorum. Bilseydim garanti vermezdim. Bilseydim garanti. Yani. Her yöne şekilleniyor. Yani bu bankacılıkla ilgili böyle bir şey mi yapıyorsunuz yani? Bankacılıkla işte bankacılıkla ilgili şeyle ilgili kredi ya kredi ya da işte kredi çek senet değil mi işleri tabii. Değil mi bunlarla ilgili bilseydim garanti vermezdim. Bu entonasyon çok önemli. Bu şarkınız güzel tuttu. Güzel sayenizde. Ne yaptım ben sayemde? Sayenizde medyatik bir ismim oldum. Ben çok teşekkür ederim. Sonra kıpırtı diye bir şey mi çıkardın? Evet. Klibi de var. Var.
seyrettiğimiz zaman başımıza bir şey gelmezse seyredelim. Bence öyle bir riske girmeyelim. Nasıl ya? Yok, şimdi şey hani damacanayı buraya koyduk şey, ama klibe sığmayabilir. Klibe damacana koyarız. Öyle olabiliyor mu? Peki, biz her yere damacana koyabiliriz. Portatif her yere konuluyor. Peki, o zaman biraz bakalım. Hayır, 5 saniye sadece. 5 saniye. Ne yapacağız 5 saniye? Çok fazla ilerlemeyelim bence. Tehlikeli olabilir. 5 saniye mi bakalım? Evet. Ya 5 saniye bakalım, sonrasına da bakalım. Band program çekiyoruz. Ama çok meraklısın. Hangi 5 saniye bir de onu söylersen. Hangi 5 saniye? Başından itibaren 5 saniye. Ya ortalar tehlikeli olabiliyor çünkü şort var üzerimde. Şortta ne var canım? Ben de şortluyum. Ya ama işte ben de uzuvlarım biraz... Uzuvlar. Herkes al şu takatukaları, takatukacıya takatukalatmaya götür. Tekerlemesini çalıştı. Buyurun lütfen. Al şu takatukları takatukacıya götür. Nereye? Al şu takatukları takatukacıya takatuka yaptır götür. Ama üstüne ekledim. Yani çünkü yeni versiyon bu. Yeni versiyon bir şey olmuş. Alıştığını iyi edersin evet, canım. Evet, bravo evet. Yani bu ama senin... Ama eklemeler yapılabiliyor. Yapılabilir. Artık. Senin takatuka deyişin ilk defa duyduğum takatuka. Bir söyleyiş şekli ve çok doğru söylüyorsun. Takatuka. Takatuka. Evet. Yeni versiyon bu ama. Ya biz konservatuvarda temrin yapardık Sahrapçığım. İlk defa bu kadar iyi takatuka diyen biz çünkü konservatuvarda takatuka temrini yaptığımız için al şu takatukaları filan diyorduk. Sen takatuka güncel soundlarla güncel böyle. Güncel sound, güncel takatuka sounduyla evet. Mükemmel. Söyle bir daha bakayım. Al şu takatukaları. Al şu takatukaları. Takatukacıya. Takatukalatmaya götür. Au. Kız artı 18'e gidiyor. Yapma kurban oldu. Eğer takatukacı devam ediyoruz. Eğer takatukacı. Ama böyle değil. Biz konservatuar temin. Eğer takatukacı diye bir şey yok. Ya takatukacı böyle bir tipiyiz zaten. Böyle de değil bende. Evet öyle de değil. Eğer takatukacı söyle tatlım. Eğer takatukacı. Takatukaları. Takatukaları. Takatukalamazsa. Takatukalamazsa. Al o takatukaları. Al o takatukaları. Devam sakın söyleme. Takatukacıya götür. Takatukacıya götür. Olmaz. Olmaz. Nasıl ne yapıyorduk ya? Ne yapıyorduk? Ama sen söylemeyeceğim. Ne yapıyorduk takatukaları sonra? Neyse önemli. Baştan söylemeyeceğim. Baştan söyleme. Zaten bu kadar yorgunluğa değmez bu program. Yeter.